Evet sevgili seyirciler, reklamların ardından haber zamanında yeniden birlikteyiz. İlk bölümün sonunda anons etmiştim. Demiştim ki ikinci bölümde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz bizimle birlikte olacak. Ekonominin durumunu değerlendireceğiz. Sayın Deniz hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle biraz sonra sohbet edeceğiz ama az önce bir son dakika haberi olarak arkadaşlar bana bir bilgi verdi. Onu bir paylaşalım izleyicilerimizden. Sayın seyirciler, Haspolat Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Haspolat araba hurdalının olduğu bölgede meydana gelmiş yangın. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevrede korku yaratmış. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor. Biraz sonra bununla ilgili görüntüleri de getireceğiz ekranlarımıza. Hazır olduğu zaman arkadaşlar beni ikaz edecekler. Biz bunu size yansıtacağız. Bu hazır olana kadar biz Turgay Bey'le sohbetimize başlayalım. Mesafemizi koruyarak, maskesiziz ama mesafemizi koruyarak sohbetimize devam edelim. Bu alışkanlık oldu aslında. İnsanlarda ne zaman ki var yani maskesiz dışarıda gördüğümüz insanlar da var ama adımımızı dışarı attığımız andan itibaren otomatik olarak maskemizi yüzümüze takıyoruz. Eminim siz de aynısını yapıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi en son yaptığınız bir açıklama vardı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın bir açıklaması vardı ama bu değerlendirmeyi, bununla ilgili gelişmeyi daha önce Çalışma Bakanı Faik Sucuoğlu'ndan da duymuştum ben. Neydi bu? Esnek çalışma süreleriyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması. Yani bu COVID-19'la birlikte bir iş hayatında esnek çalışma diye bir şey gündeme geldi. Nedir bu? Kıbrıs Türk Ticaret Odası da bunu destekliyor. Biraz onun üzerinden gidelim. Tabii. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki şu anki bizim iş yasamızda işverenlerin yükümlülüğü tam zamanlı çalıştırmak mecburiyetindeyiz. Yani bir KKTC vatandaşını biz kısmi zamanlı çalıştırma imkanımız bu yasa ile yoktur. Belirlenen asgari ücretin ödenmesi mecburiyeti vardır. Her bir çalışan asgari ücreti alacaktır. Dolayısıyla bu asgari ücretli çalıştırdığımız kişiyi biz kısmi olarak çalıştırma imkanımız yok. Ya onu full çalıştırırsınız, full maaşı verirsiniz veya işsiz kalabilir. Dolayısıyla biz şu anda bu COVID-19'dan sonra çok şeyin değişeceğini zaten herkes söylüyor. Yani yaşam şeklimizden tutun da alışkanlıklarımız ve hatta ticari faaliyetlerimiz de bundan etkilenecektir büyük ölçüde. Biz %50 gibi bir iş düşüşü genel ortalama olarak. Bazı iş yerlerinde belki %80, bazılarında belki %10-20 ama ortalama baktığımızda %50 bir küçülme. İş piyasasında bir küçülme olacağı, ticaret hacminde bir %50 küçülme olacağını öngörmekteyiz. Bu süreçte, yılbaşına kadar olan süreçte. Dolayısıyla bu süreçte kimsenin işini kaybetmesini istemiyoruz. Mesela bazı işletmeler vardır ki, örneğin diyorum mesela şu anda restoranlar. Restoranların evet. Şimdi biz paket servisini açtık değil mi? Evet. Paketçi olarak belki %20'si çalışıyordu. %20 de mutfakta. Ama bir %40 da serviste olanlar vardı. Restoranda servis yapanlar vesaire yapanlar. Dolayısıyla şimdi onlar bir fazlalık oldu. Ne zaman açılacağı da belli değil restoranların. Veya restoranlar açılsın. Ne kadar insan, kaç kişi gidip de oturabilecek? Belki bunlara da iş kaybı olacak. Ve bunlar çok fazla çalıştıran iş yerleridir. Şimdi bunlar, ben artık burada işim düştü. Herkes başlarsa bir taraftan işçi çıkarsın. Büyük bir işsizlik ordusu ortaya çıkacak ve devletimiz de bunlara belli bir süre işsizlik parası vermek zorunda kalacak. Sosyal sigorta primleri verip veremeyeceği meçhul bu ortamda şimdi. Tabii vermek mecburiyetinde kalacak ve zorlanacak. Evet. Zaten onun için değil mi devlet ilk etapta hiçbir şey daha adım atmadan önce işsizlik parasını %60 olan işsizlik parasını yarının da altına 1500 liraya çekti işsizlik ödeneğini.
kendisini hazırladı yani şeye karşı. Yani böyle bir durumla karşılaştığım zaman hiç olmazsa kasamdan 2300-2400 lira çıkmasın işsizlik parası, 1500 lira vereceğimde en azından bir ay daha bunu götürebiliriz düşüncesi söz konusuydu. Evet, yani işsizlik olacaksa ki yani bu bütün dünyada olacak bir şeydir. Yani şimdi bakınız, ben hep bunu söylüyorum. Bu virüs ve bu mücadele ve bu ekonomik tedbirler, bu kriz ortamı, ekonominin işte göreceği zararlar ve ekonomide alınması gereken tedbirler sadece bize has bir olay değildir. Bütün dünya bu salgınla önce sağlık ve bununla beraber ekonomik mücadelesini başlatmıştır. Bütün dünya bununla mücadele ediyor. Etrafımıza baktığımız zaman neler yapıldığını çok kolaylıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla biz kendimize özgü değişik bir şeyler yapmamız, yani bizi ne kadar bize fayda getirecek onu da konuşmamız lazım. Ama şu anda diyeceğim şudur ki işsizlik olacağı aşikardır. Bunu bütün dünyada bu yaşanacaktır. Ama bizde şöyle bir durum var tabii. Şimdi biz tabii ben ırk mırk ayrımı yapmak istemiyorum burada. O yoktur ama şimdi baktığımız zaman bizde 110 bin tane çalışanımız vardır. Bunun işte 60 bin tanesi KKTC vatandaşı. 50 bini de 50 binin işte 30 bini diyelim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 20 bini de 3. ülke vatandaşı. Demek ki bizim kapasitemiz %50 düşse, bizim KKTC vatandaşları da iş beğenmeme gibi bir durumu olmasa herkesin yapacağı bir iş de vardır demektir en azından. %50 küçülse bile ekonomimiz, herkese evet, bir iş ortamı olabilecek. Dolayısıyla şunu diyebiliriz ki yani bizdeki kriz ortamında baktığımızda bizim KKTC vatandaşı işsiz kalmaması gerekir diyebiliriz. İşsiz kalmaması gerekir diyebiliriz. Ama tabii ki iş beğenmeme durumundan dolayı muhakkak ki yabancı işçilere her zaman ihtiyaç duyulmaktadır bu ülkede. Yerli işçimizde fazla olanları dedik en azından tamamen işsiz kalacağına, bunlar kısmi zamanlı, yarı zamanlı çalıştırılsın. Nerelerde ama? İhtiyaç fazla olan yerlerde. Bütün işletmeler için bu geçerli değildir. Yani adam yanında bir kişi, iki kişi çalıştırıyor, size ancak işini görüyor o kişilerle. Ne kadar işsiz düşse bile onu işsiz bırakamaz. Ama çok yoğun iş gücüyle çalışan, biraz önce bahsettiğim gibi restoranlar gibi durumlarda işten çıkaracağına, bunları yarı zamanlı çalışma imkanı bulacaktır bu yasa ile. Peki bu yasa geçtikten sonra elbette ki geçici bir süreyi kapsamayacak değil mi? 6 aylık bir süre için öngörülüyor. Süresi söz konusudur bunun. Evet. 6 ayın sonunda gözden mi geçirilecek? Yani sizin görüşünüz nedir? Şimdi şöyle, yani biz diyoruz ki özellikle KKTC vatandaşları için bu kısmi zamanlı çalışma yasasının ilelebet geçerli olması lazım. Çünkü düşünün ki belki ailede işte çocukları olan vesaire olan birileri vardır ama full time çalışamaz. Günde 4 saat çalışmak ister. Günde 3 saat çalışmak ister. Ekonomiye katkı koymak ister. Hem kendine de bir faydası olsun diye. Bunlara da imkan verecek bu yarı zamanlı, kısmi zamanlı çalışma olduğunda bizde çalışma niyeti olan vatandaşlarımızın da boş zamanlarını değerlendirmesi açısından hem ekonomiye katkı hem kendi bütçelerine katkı olarak ve yerel iş gücünü kullanma babında bir faydası olacak diye düşünüyorum. Siz bunu söylerken hemen aklıma şöyle bir soru geldi. X kişi emeklidir. Bu yasa geçtikten sonra 3 saat, 4 saat günde gidip başka bir yerde çalışabilir. Ama bir diğeri sürekli çalışmak zorundadır. Başka bir yerden emekliliği falan yoktur. Peki o sürekli çalışmak zorunda kalana haksızlık yapılmış olmayacak mı böyle? Ne düşünüyorsunuz o konuyla? Şimdi tabii çok şimdi bu tabii şu anda bu uygulama mevcut çalışma düzeni içinde olanları kapsayacak bir çalışma düzenidir. Yani mevcut çalışanlar için, yani şimdi burada bunlar için düzenleniyor bu ki işini kaybetmesin diye. Yani mevcut çalışanlar zaten dediğiniz gibi bir de 6 aylık bir işini kaybetmesin diye. Çünkü işsiz olmasın diye en azından bir paylaşım, bir yani bu süre geçilsin böyle bu şekilde. Çünkü bu da açık bir gerçektir. Tabii ki bu kriz süresince bazı sektörler çok fazla etkilenirken olumsuz olarak bazı sektörlerde kazançlı çıkabiliyor. Mesela
Mesela işte bu marketler, yani son zamanlarda bütün işi marketler yapmıştır. Evet. Dolayısıyla marketler zinciri, eczaneler satışları, eczane depoları işte bunlar vesaire. Bunların dolayısıyla bir işlerinde bir artış gözlemlenmiştir açık ve net olarak. Ama bir baktığımız zaman işte bir tamamen güneyden gelen turistlerin ve güneyden gelen Kıbrıslı Rumlara hitap eden mağazalar dediğimiz arasında da özellikle diyorum mesela. Yani örnek olarak gösteriyorum. Bunlar da çok olumsuz yönde etkilenmiştir. Yani bunların satışları belki de sıfıra düşmüştür. Evet. Yani dükkanı açıp kapatıyorlar, siftah yapamıyorlar. Açmamak daha karlı açmaktan gibi durumda. Yani biz açık işletme olmayalım diyorlar. Biz varsın kapalı işletme olalım. Devlet bize kapalı muamelesi yapıp o maaş şeyini devam ettirsin veya kira avantajını. Evet, bu güneyle ilgili geçişlerden veya işte karşılıklı ticaret hacmiyle alakalı ilerleyen dakikalarda konuşmak isterdim ama konuya değindiniz madem oradan gidelim isterseniz. Kapıların açılmasını ve eskiden olduğu gibi işte ticaret düzeyi kapsamında karşılıklı Türk tarafından Rum tarafına işte mal götürme, satma gibi yani o Covid-19'dan önceki normal hayata dönmekle alakalı öyle söyledim. Mutlaka Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın görüşleri vardı bu konuyla ilgili. Tabii. Çünkü Rum tarafında çalışan işçiler de var. Tabii. Buradan bir şeyler üretip güneyde satan insanlarımız vardır, iş insanlarımız vardır. Bunlarla alakalı hiç güneydeki muhataplarınızla konuşabiliyor musunuz? Veyahut da hükümetle mutlaka istişareleriniz vardır. Şimdi şöyle, biz özellikle gelen talepler doğrultusunda odamıza, birincisi biliyorsunuz ki bu yeşil hat ticaretini odamız regüle ediyor. Yani odamızın evet. düzenlemiş olduğu evraklarla bunlar geçerlilik sağlıyor. Ve bu konuda bu işlemlerin bu süreçte biz devam ettirilmesi için girişimlerde bulunduk ve bunu başardık. Yani yeşil hat ticareti bu Covid-19 süresince sınırlar kapalı olduğu halde alışveriş devam etti. Nasıl devam etti? Buna bir formül uydurduk. Dedik ki bu mal teslimleri ara bölgede temassız olarak sağlanacaktır. Ve bu temassız mal teslimini hani bizim götüren şoförümüz bu malı götürüp ara bölgede indirecektir yere, yolun içine, araya ve dönüp gelecektir gene aradan, hiç güneye geçmeden arada. Güneye gelen de, güneyden gelen de bunu oradan alıp gidecektir evraklarıyla beraber. Şu anda bunu uyguluyoruz şu anda. Tabii yapıyoruz. Çünkü ben mesela bir iş insanımızla konuşmuştum bu konuyu ve biz demişti bizim böyle bir talebimiz oldu. Ve bekliyoruz yani ticaret odasının girişimi ne olacak diye. Yok bunu demiştim. Biz yoluna koyduk. Şu anda yani tamamdır, yapılıyor. Bizi izliyordur mutlaka bu tür insanlar. Tabii yani odamıza müracaat etsinler. Odamız bunu randevu usulüyle yapmaktadır. Şöyle ki randevu usulüyle. Yani bu yapılacak olan ticaretin öncesinde muacerete, gümrüğe bilgi veriliyor. Biz yarın şu saatte bir temassız mal teslimi yapılacaktır ana bölgede. Çünkü sorun şuydu. Daha önce yapıldı bir kere. Ve şoförü 14 gün garantineye aldılar. Güneye geçti evet. diye. Yani yurt dışına evet. gittin geldin gel bakalım 14 gün garantine. Şimdi kimse gitmek istemez. Yani şoför olarak da mal teslim yapacağım da ben 14 gün garantinede kalacağım diye. Dedi ki bunu niye garantineye koyalım? Bunlar birbiriyle temas etmeyecek. Niçin randevulu yapılıyor? İşte bu saatte gözlemleniyor orada. Gerek gümrük memuru gerek muhacirat memuru. Polis oradan bakıyor. Biriyle temas etti mi? Yakınlaştı mı? Kimseyle teması yoksa gidip de arabasını park edip arada, ortada malını oraya indiriyor ve binip arabasına geliyorsa bir karantina gereksinimi olmayacak dedik. Uygulamayın dedik bunu ve bu şekilde yapılsın. Keza bu tabii güneydeki alıcıya da bildirilir. Dolayısıyla ben bu saat geliyorum sen beni takip et karşıdan malı indireceğim, evrakları da arasına koyacağım. Sen de gelip malını alıp gideceksin. Evet. Zaten bunlar daha önce de birbirleriyle alışveriş yapmış. Firmalar, kişiler. Dolayısıyla bunu bu şekilde çözdük. Sohbetimize devam edeceğiz ama sizinle sohbete başlamadan evvel bir anons yapmıştım Haspolat'taki yangınla evet, ilgili. Evet. Çok özür diliyorum. Kısa bir ara verelim. O haberi bir izleyicilerimize aktaralım. Sevgili seyirciler, Haspolat'ta büyük bir yangın çıktığı yönünde bir haber vermiştik. İki programımızın ikinci bölümünde. Şu anda görüntüleri izliyorsunuz sizler de.
Haspolat Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Hurdalı, Haspolat Araba hurdalarının olduğu bölgede yangının çıktığını bilgisini verdi bize muhabirlerimiz. Yangın nedeniyle ilk etapta yükselen dumanlar izliyorsunuz şu anda zaten hurdalıkta olduğu için de muhtemelen plastik türü şeyler vardı orada. Onlar yanıyor ve o yangından dolayı da müthiş bir duman var. Bölge tamamen duman altında kalmış gibi görünüyor ve tabii bu COVID-19'dan dolayı araçlar çok fazla seyahat etmiyordu. Dolayısıyla bir çevrede bir temizlenme söz konusuydu. Hava kirliliğinde bir düşüş meydana gelmişti. Bu görüntüleri gördükten sonra üzülmemek elde değil. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor şeklinde bilgi geldi bize. Tekrar edeyim, ben size hatırlatayım bir kez daha. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Haspolat Sanayi Bölgesi'nde büyük bir yangın meydana geldi. Bir hurdalıkta meydana geldi yangın. Çok sayıda itfaiye ekibi yangının olduğu yere gitti. Yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği yönünde bilgiler var. Kontrol altında olduğu söyleniyor. Şu an için endişe edecek bir şey olmadığı da belirtiliyor. Sizler de izliyorsunuz. Yangının müthiş bir çevre kirliliği dumandan dolayı yarattığı da bir gerçek. Evet, Haspolat'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu bilgiyi de paylaştıktan sonra izleyicilerimizden biz sohbetimize devam edelim. Bazı sorular hazırlamıştım, notlar almıştım. Ticaret Odası Başkanı'yla sohbet edecekseniz evde biraz çalışmanız lazım dersinize. Ondan dolayı ben de evde biraz akşam çalışmıştım. Ama şimdi şöyle bir kontrollü açılım diyoruz. Bu süreç devam ediyor. İşte ufaktan başladı. Önüne gelecek örneğin işte dün akşam Bakanlar Kurulu toplandı, bazı kararlar alındı. İşte 20'sini önemli bir tarih olarak belirtiyorlar. Ki 20'sine kadar ki COVID'in yayılma sürecini görecekler, karar verecekler sağlık kurulları ve ona göre adım atılsın. Çok şükür ki bizde şeyler negatif gidiyor, pozitif vaka sayısı yok. Sonrasındamızı da taburcu ettik dün akşam. Peki bu normal kontrollü açılışta Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın endişeleri var mı? Varsa nelerdir bunlar? Şimdi şöyle, biz biliyorsunuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Hep önce sağlık dedik ve ilk sağlık için biliyorsunuz yardım kampanyasını da başlatan kurumuz. Evet. Ve daha sonra dükkanlarınızı kapatın dediler 13 Mart itibariyle. 52 gün süreyle ticaret kesiminin büyük çoğunluğu mağazalarını kapattı. Üyelerimiz. Bu süreçte hiçbir zaman, hiçbir ortamda Kıbrıs Türk Ticaret Odası işte açın bizi, açalım, dükkanlarımızı işe başlayalım diye bir çağrıda da bulunmamıştır. Ancak tabii ki şu da bir gerçektir. Yani bugün siz bu sağlıkla mücadelede harcadığınız tıbbi malzeme ve diğer maddi manevi olan kayıplarınız her gün kapalı kaldığında ekonominin kayıplarından kayıpları çok kat kat daha fazladır. Dolayısıyla bu ekonominin, zaten bütün dünyaya bakıyoruz, bu birçok kişinin öldüğü, birçok bakanın olduğu ülkelere de baktığımızda onlar bile yavaş yavaş açılmayı planlamışlar, takvimlemişler ve açılmaya başladılar. Bizde ise son zamanlarda işte açılma kararı alınana kadar son 10 günde hiçbir vaka tekabül etmemişti. Ve gittiği sonra da herkes de iyileşme oranına gitmişti. Dolayısıyla doğru bir açılım kararı olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu hastalıkla mücadelede biliyorsunuz ki insanların ya bu hastalığı geçirmiş olmaları ki vücut ona bağışıklık kazansın veya bunun aşısının bulunması gerekiyor. Hani bu virüsten bitti diye söz etmek için ya tüm nüfusun bağışıklık kazanması, geçirmiş olması veya bir aşının, koruyucu aşının olması gerekir. Dolayısıyla biz evde oturarak zaten veya açmayarak bir sene de evimizde otursak başladığımız noktada olduğumuz yerde kalacaktık. Yani işi şey yapmaktan başka bir şey değil, ötelemekten başka bir şey değil. Bütün ülkeler neden bu izoleyi öne koymuşlardır? Çünkü bütün ülkeler bugün Amerika Birleşik Devletleri dahi
bir anda bunun yayılmasından dolayı o sağlık sistemleri onların bile çöktü. Yani bugün Avrupa ülkeleri, Fransa'ya baktık, İtalya'ya baktık, çöktü. Neden? Onların bile çöktü. Bizim tabii sağlık sistemimiz, bizim nüfus yapımıza göre bir anda bu yaygınlaşırsa bunu da kaldırmayacaktı. Dolayısıyla biz öncesinden izole yapmamız, buna riayet etmemiz kurallara oldukça, küçük bir toplum olmamız ve eğitimli, kültürlü bir toplum olmamızın faydalarını gördük bu süreçte. Çünkü diyebilirim ki şu anda iş yerleri açılmıştır. Bu bir haftayı da tamamladık. Ve bu bir haftalık süreçte biz mesela bunu kendi mağazalarımızdaki çoğu mağazalarda görüyorum. Harfiyen uyguluyorlar işte ateş ölçme, kayıt tutma, el dezenfektanı, masken var mı, sosyal mesafeyi koruma. Müşterilerin buna %100 riayet ettiğini ve bunun tam uygulandığı yerde de müşterilerin bunu memnuniyet duyduğunu ve takdir ettiklerini gördük. İşte olay buradadır. Eğer biz halk olarak bu sosyal mesafeye uyup hijyen kurallarına bağlı kalırsak ve bunu yapmamız gerektiği gibi davranışlarımızı, sosyal mesafelerimizi koruyarak davranışlarımıza dikkat edersek ha evde oturmuşuz, ha iş yerlerini açmışız, fark etmez. Ama bunun aksine biz eğer çok yakın mesafelerde bir araya gelip eskiden olduğu gibi aynı muhabbetleri yapmaya çalışırsak o zaman bu tehlike olur. Tövbe abi, öngörünüz nedir? Yani şu anda işte kontrollü bir şekilde açılım söz konusudur. 30 Haziran'a kadar dediler işte okullar açılmayacak. Bu da demektir ki yani bu yıl Eylül'den önce eğitim olmaz diye düşünüyorum. Yani kişisel görüşümdür tabii bu benim. 30 Haziran'a geldikten sonra Temmuz Ağustos'da gider diye tahmin ediyorum eğitimle ilgili. Ama aralardan mutlaka bazı iş kolları da açılacaktır. Sizin öngörünüz nedir ticaret odası? Mutlaka siz toplantılar yap, değerlendirmeler yapıyorsunuzdur mutlaka. Yani, tam anlamıyla normale ne zaman dönebiliriz? Yani iş olarak söylüyorum ben bunu. Şimdi şöyle bak, biraz önce dediğim gibi yani bu virüs salgınını herkes geçirmedikten sonra veya aşısı çıkmadıktan sonra normalleşmeden bahsetmek yanlış. Zaten bu mücadelede gerek sağlık açısından, gerek ekonomik açıdan, gerek sosyalleşme açısından en büyük şey bu daha yeni bir virüs olduğu, daha önce geçirmediğimiz bir virüs olduğu, yaşanmadığımız ve bir belirsizlik vardır. Her şey her an için değişebilir. Dolayısıyla bizim konuştuklarımız hep böyle dikkat ederseniz kısa süreli adımlar atıyor hep hükümetimiz de mesela hep bir haftalık işte şu tarihe kadar bir görelim şu tarihte ne olacak da yine ona göre bir açılım yapalım diyorlar. Çünkü bunun ne olacağını kimse bilmiyor. Mesela işte ikinci dalgadan bahsediyorlar. Nerede oldu ikinci dalga ki? İkinci dalgadan bahsediyoruz. Veya ikinci dalganın nasıl olacağını daha kimse bilmiyor. Çünkü şu anda daha biz o birinci dalganın içindeyiz. Yani çok kısa bir süredeyiz. İkinci dalga bahsedilen, öngörülen diyorlar ki Eylül'den, Ekim'den sonra yılbaşında belki bir ikinci dalga veya değişik bir şekilde bu gelebilir ama şununla şey yapmak lazım. Yani biz ülkemiz olarak bunu şu anda başarmış gibi görünüyoruz. Bunu başarmış gibi görünüyoruz. Çünkü biz bırakın 4 Mayıs'ta açılmayı, 13 Mart'tan 4 Mayıs'a kadar olan 52 günlük sürede biz ticaret odası olarak bir hesaplama yaptık. Ve aşağı yukarı 16 milyon temas bulduk bu sürede. 52 günde 16 kere insanlar birbirleriyle temas etti. 16 milyon. Ve bu 16 milyon temasta bir tane pozitif vaka olmadı. Bu 16 milyon vakayı, teması nasıl bulduk? İşte dedik ki 70 bin, 80 bin hane var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu insanlar her gün bir kişi markete gidip ekmeğini alsa, bir kişi market ihtiyacını karşılasa günde 80 bin temastır. Çarpı 52 gün işte ne çıkar? Haftada bir kere eczaneye gitse bu hane halkı, bir eczaneden bir ilaçını alsa, işte 15 günde bir benzinciye gitse, haftada bir bankasına gitse vesaire, bu açılmış olan iş yerlerinde biz bu temasları ortaya çıkardık. Ve gerçek şu ki bu temasların sonucunda bir tane pozitif vaka olmamıştır. Yani alışveriş ortamından kaynaklanan, gittim de kasapta bulaştım, gittim de markette bulaştım, gittim de işte eczacıda bulaştım diye bir pozitif vakaya
bu süreçte rastlanılmamıştır. Dolayısıyla riayet, yani kurallara riayet edildiği sürece, ki odamız bu yönde poster hazırlamıştır büyük. Ve bütün iş yerlerine bunu ücretsiz olarak veriyoruz. Yani odamızın girişinden bunu temin edebilirler. Herkes bunu iş yerinin kapısına, girişine asabilir. Orada çok özet olarak bu süreçte iş yeri kurallarını açıklayan bir posterdir. Çok net bir şekilde. Hem orada müşteri de bilinçlenir bunu okuduğu zaman. O çalışanlar da buradan en güzel özet bilgiyi alabilirler. Biraz önce ikinci dalgadan söz ederken şöyle bir şey demiştiniz. İşte ikinci dalganın Eylül-Ekim'de olması öngörülür gibi bir yaklaşım sergiledi. Bu da demektir ki Eylül-Ekim'e kadar veya Eylül-Ekim'den önce hemen hemen bütün iş yerleri açılacak gibi görünüyor ki biz de o ikinci dalgaya girelim ki bunların içerisinde en önemlisi de otellerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uçak seferlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başlaması veyahut da işte güneyle sınır kapılarının açılması. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşünülen tarih, yani böyle, her şey böyle giderse bu süreçte Temmuz'un 15'i gibi sınırlarda geçişlerin başlayacağı öngörülmektedir. Ama şu bir gerçektir ki Rum tarafı diyor ki bugün Rum hükümeti biz sınırları kapamadık diyor. Sınırları siz kapadınız. Diyor, zaten bizim açık. Sınırları siz kapadınız diyor ama tabii ki şimdi uygulamalar var, regüleler var. Nedir regüle? Kim isterse bizim sınır kapılarımızdan gelsin. 14 günlük neyi var bunun? Karantinası vardır. Dolayısıyla biraz önce söylediğiniz işte güneyde çalışanların durumu ne olacak? Güneyde eğitim görenlerin durumu ne olacak? Yani durum şöyle ki gerçekten güneyde çalışan öyle gidip gelme yani bu süreçte, bu uygulamada, prosedürde bu gidip gelme olayı olamaz. Yani böyle bir göz ardı hiçbir idare, otorite bunu yapamaz. Yani ne güneydeki yapabilir ne kuzeydeki yapabilir. Dolayısıyla o tarafta işlemek mecburiyetinde, sorumluluğunda olan ve iyi bir de işi olan, o tarafta bir de kendisine bir de konaklayacak bir yer bulması da lazım bence. Geçmesi lazımdı o. 14 gün karantina süresini güneyde tamamlayıp iş hayatına orada, yani işleme sürecini orada yapması lazımdı ki ta ki bu kapılar açılana kadar. Çünkü hiçbir gelirsiz, hiçbir işsiz burada oturmak zor. Talebeler için tabii daha da zor. Çünkü küçük talebe var, büyük talebe var. Yani bunlar nasıl gidip de orada 14 günlük karantina süresinden sonra eğitimlerini orada kalsınlar? Orada bir yurt ortamı var mı bunların kalabileceği? Zor. Ama tabii ki biliyorsunuz özellikle eğitimde bugün bütün dünyada online eğitime kademe olarak geçmektedir. Bunu altyapısı kuvvetli olanlar, ki herhalde güneydeki okulların bu altyapı imkanı var. Çünkü biliyorsunuz onlar eğitime de başladılar. Sınıfları da 12'şer kişilik yaparak, yani o sosyal mesafeye uyarak yaptılar. Biz de bir bakıyoruz, bizde sınıflar devlet okullarında 40 kişi. 40 kişi. Bunu biz ikiye bölsek 20 kişi, yine olmaz. Bir sınıfta 12 kişi olması lazım. Bunu 3'e bölmek lazım. Yani okullarımızı açacaksak eğitimle verelim, 3 vardiya vermemiz lazım. Yani 4 saat, 4 saat, 4 saat. 3 defa, yani her öğrenci, eskiden vardı ya işte Türkiye'de mesela o yoğun, ben biliyorum ki yoğun bölgelerde bir sabah vardı eğitim, bir öğleden sonra vardı. Biz bir de gece yapmamız lazım. Yani 3'e diye ki insanları eğitebilelim bu süreçte. Bu sosyal mesafe böyle kalacaksa, biz yarın eğitimi de açtığımızda ve bu tehdit devam edecekse bunun üstesinden nasıl gelecek? O da soru işareti. Tamam, biraz onları da konuşalım. Sayın seyirciler, konuğumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz. Sayın Deniz'le birlikte ekonomiyi genel anlamıyla hızlı bir şekilde ele alıyoruz. Peki Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu dönemde, teçhizat döneminde kapılarımızı kapattık, işte güneyle sınır geçişleri durdurduk, uçak seferleri durdu, herkes içinde kapandı, dükkanlar kapandı, oteller kapandı, okullar kapandı. Bu kapanmalarla birlikte mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini ayakta tutan mesela işte turizm sektörü vardı. Yüksek öğrenim
eğitimde bir sektördü. Öğrenciler gitti. Öğrencilerin gitmesi demek işte ev kiraları durdu, restoranlar çalışmadı. Yani birbirine domino etkisi yaptı ve bu böyle bu şekilde gitti. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kaybı nedir bu süreçte? Şöyle, kayıp çok kolay bunu şey yapmak. Yani bizim yıllık gayri safi milli hasılamız biliyorsunuz 20 milyar TL. Dolayısıyla bunu biz 12'ye bölersek aylık 1 milyar 666 milyon TL'dir. 2 aylık bir süreçten bahsederken ki bu kapağın durağanlık yani 52 gündür ya bunu 2 ay desek bu aşağı yukarı 3 milyar 300 milyon. Hadi bunu 50 güne getirelim. Nereden baksak 3 milyar TL bir kaybımız vardır. Yani ekonominin kaybı 3 milyar TL'dir. Peki bu kaybı giderebilmek için, kapatabilmek için bu açığı ne kadar bir sürenin geçmesi lazım? Şimdi bu kaybın geri gelmesi için süre dersek yani baktığımızda bu kaybın geri gelmesi belki bir sene, belki iki sene de geri gelecektir. Ama şu anda bir kayıp vardır. Yani biliyorsunuz ekonomide bir yani kalp gibi bir kan dolaşımı vardır. Siz dolayısıyla bu 3 milyar bugün buharlaşmıştır. Yani bu işlem olmadığından dolayı, bu hareketlilik olmadığından dolayı ne devletin kasasına ne ekonomideki paydaşlarına bu para hiçbir şekilde dolaşım sağlamamıştır. Dolayısıyla bu bir kan eksikliğidir. Şimdi bir kansızlık vardır vücutta. Yani siz bu ekonominin çarklarını döndürmek istiyorsanız bu eksilen kanı bu vücuda enjekte etmeniz lazım. Yani devlet aktör olarak, esas oyuncu olarak bu gibi durumlarda çıkıp piyasaya para enjekte etmesi lazım. Bu enjekte yapılırken işte yani bu önümüzdeki süreçte yani diyelim ki 1 Haziran'dan itibaren maaş kesintilerini bir kenara bırakıp maaşları full olarak ödemesi lazım ki insanlar o talebi yaratabilsin, alışverişe devam edebilsinler. Yani gıda ihtiyacı dışında da alışverişlerini yapsınlar. Efendim işletmelerin nakit akışı bozulan işletmelerin, sermaye yapısı bozulan işletmelerin durumlarını düzeltmeleri için bunlara en az 6 ay ödemesiz 36 ay süreli çok düşük faizli kredi paketleri hazırlamaları lazım. Dolayısıyla insanlar da bu paraları alıp hem işçilerini ödeyebilsinler, kiralarını ödeyebilsinler, mal teminlerini yapabilsinler ve dolayısıyla o iş kayıplarını giderebilsinler. İşletmeleri için ihtiyaç duydukları sermayeyi tamamlayabilsinler bu süreçte çünkü ne yapmışlardır? Hazırdan yemişlerdir. Yani bu 2 aylık süreçte işletmeler hazırdan yemiştir. Yani düşünün siz devlet sadece 1 ay 1500 lira verdi. Yani biz söylüyoruz bunu yani 1500 lirayı bu kabul edilebilir bir rakam değildi. Ama ilk defa böyle bir virüs yaşandı. İlk defa bir hükümette özel sektördekine 1500 lira bile verme tenezzülünde bulundu. Bakın ilk defa. Evet. Tenezzül meselesi. Çok ama ilkleri yaşadık aslında. Ama bugün biz bu öyle bir şeyi kabul edilemez. Bugün devlet ve biz diyoruz ki bu Covid-19 bizim için bir de fırsat olarak düşünmeliyiz bunu. Krizin yanında bu krizi biz fırsata nasıl çeviririz? Ve hükümet edenler şöyle demesi lazımdı. Bu ülkede kayıt dışı ekonomi aldı başını gitti. Herkes bundan şikayet ediyor. Sosyal sigortalar her zaman için delikli bir bokça. Yani hiç böyle geliri gideri kendi kendini karşılayamıyor. Neden? Çünkü insanlar hepsi asgari ücretten beyan ediyorlar maaşlarını. Koskocaman şirketler bile yanında çalıştıklarını asgari ücretten çalıştırırmış gibi yapıyorlar. Sırf işte bunlar için gelir vergisi ödenmesin, payı ödenmesin, yüksekten ihtiyaç sandığı sosyal sigorta yatırımları yapılmasın. Bunun bilincindeyiz. O zaman şimdi şöyle bir fırsat düştü senin eline ey devlet. Bunu düzeltmek için ve bugün harcayacağın, zaten bir ay veriyorsun bu parayı. Bugün harcayacağın bir 10-15 milyon lirayı daha heba et de sana her ay 20-30 milyon lira para gelsin ileride. Nasıl? Sen de bugün özel sektörde çalışanlara beyanına göre, sosyal sigorta maaşının beyanına göre, asgari ücret değil de 10 bin lira adam göstermişse %50'sini kes 5 bin lira ver ona. 3.400 lira göstermişse ona da 1.700 lira ver. Ve o zaman sen gerçek doğruyu yapanı bir ödüllendir. Ve o yanlış yapanlar bir yanlışlığı anlasınlar, idrak etsinler de bundan sonraki süreçte desinler ki doğru beyan ettiğimiz zaman kazançlı çıkarız.
Şimdi öyle bir durum oldu ki doğruyu beyan edenler cezalandırıldı. Doğruyu beyan edenler cezalandırıldı. Adamlar diyecek ki dönüp o yüksek maaştan sigorta yatıranlar veya maaş kesintisi yapanlar. Ya patron diyecek beni sen gerçekten artık gösterme. Beni de asgari ücretten beyan et de sen o farkı bana ver. Her ay bana ver bu farkı diyecekler. Çünkü emekliye ayrılırken alacağı o ikramiyeyi ilk etapta insanlar göz ardı ediyor bundan dolayı. Çünkü ay sonu sıcak paradır gelecek olan ile 500 lira 500 liradır der doğal olarak insanlar. Ama tabii yanlış bir yaklaşım. Kesinlikle yanlış. Yanlış mı? Bunu yapamadık yani burada. Bunu bizim devlet olarak yapmamız gerekirdi bu süreçte. Ekonominin kayıplarını ele aldığımızda dediğimiz gibi işte yani bunun için devletin kaynağı var mı? Devletin kaynağı yok. Devlet Türkiye'den yardım bekliyor. Türkiye'den yardım muhakkak ki gelecektir. Ama Türkiye'den gelecek olan yardımı ben hiç zannetmiyorum ki bu devletimiz kalkıp da bunu gerçekten ekonomi, reel sektörün yeniden yapılandırılması için ekonomiye enjekte edeceğiz. Efendim? Nerede kullanırsınız? Yani nerede kullanırsınız? Maaşların ödeşmesinde mi kullanırsınız? Yine tabii herhalde kamuya şey yapacak, yönelecek. Çünkü bir bakıyoruz ki bir şey değişmemiş. En basit örneğini söyleyeyim size. Yani aynı hamam aynı tas diyoruz. Değişen bir şey yok. Halbuki biz diyoruz ki Covid-19'dan sonra biz fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Yaz mesai saat uygulamasına devam ediliyor. Nasıl değişti? Yani ilginç geldi bana. Olamaz böyle bir şey. Biz bunu şiddetle tenkit ediyoruz ve bugünlerde de bir basın bildirisi bu konuda çıkarıyoruz. Yani nasıl olur da yaz mesai uygulamasına devam ediliyor? Hele bu süreçte. Bakınız, bugün bizim büyük bir ayıbımız vardır. Biz bunu 1996'da E-Devlet'i konuşmaya başladık. Kuzey Kıbrıs halkı evet. Ve hükümetleri. 2020'ye geldik. Covid'le mücadele ediyoruz. E-Devletimiz yok. İnsanlarımızı tam olarak kayıt altına alamamışız. Bunu neden öteliyorlar? Kim bunu uygulatmak istemiyor? Anlayamıyorum ben bu ülkede. Ama bu ülke bu kadar küçük bir ülkede E-Devlet çalışmasını tamamlamak bu kadar seneye mal oluyorsa muhakkak bunun arkasında başka niyetler olduğuna inanırım ben. Başka niyetler muhakkak vardır bunun arkasında. Bizim süratle şimdi artık yaz mesaisi yok kardeşim. Tek mesai var bugün dünyada. Artık yani bugün bir de biz ne diyoruz? İnsanları bir yerlere yığmayalım. Çok fazla kalabalık yaratmayalım. Tam gün yapsan da burada mesaini devlette nedir insanlar sizin yayılsın. Bununla ilgili mesela tam mesai, tam evet. Mesai dediğinizde çalışma süresini ne öngörüyorsunuz siz? Yani şimdi mutlaka haftada 40 saattir. Biz evet. 40 saatten de vazgeçtik. Gelin bunu 36 saat yapalım deriz. Yaz kış yapalım. 40 saat de çalışmasınlar. Yani her gün sabah 8'den 12'ye 4 saat değil mi? 12-1, 1 saat ara ver. 1'den 5'e 8 saat günde. Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 4 tane 8, 32. Perşembe günde 12'de faydası etsin. Öğleden sana serbest. Ya buna sendikalar nasıl bakacak? Çok iyi bakacak bence. Niye bakmasın? 36 saat kendilerine. 38 saat de değil çalışma. 36 saat ve hizmet özelle devlet eş olarak eğer biz özel sektörün çalışmasını istiyorsak çalışsın, katma değer yaratsın, istihdamı artırsın, devlete vergi versin, katma değer versin, gelir vergisi versin. Onun çalışmasını bizim desteklememiz lazım devlet olarak da. Yani eş zamanlı. Benim dörtte de ihtiyacım varsa bir devlet dairesinden bir işlemim gidip yapabilmem lazım. Yok biz hala daha senelerdir kavga ederiz. 12'den sonra devlet daireleri felç. 12'ye kadar koştur yetiştirdin, yatırdın, yaptın, yapmadın. Bitti, ertesi güne kalsın için. Böyle bir lukusumuz var mı bizim? Ha bunun üstüne üstlük. Bir de şimdi bekliyoruz tetikte. Neyi bekliyoruz? Meclisin yaz tatili. Evet. Herhalde bu yıl biraz geç tatile girer şey meclis diye düşünüyorum. Yani 100'e yakın yasa vardır bekleyen. Yani 100'e yakın yasa vardır bekleyen. Bu hükümet biliyorsunuz geçen sene reform hükümeti olarak göreve başladı. Ve yapısal reformları yapacaktı ve çok cesur olduklarını ifade ediyorlardı ve bize destek veriyorduk. Bir tane bile yapısal reform yapılmamıştır bu sürede. Şimdi önümüzde bir yaz tatili var, arkasından bir seçim dönemi var. Maalesef. Biz artık yapısal reformları bir kenara bıraktık. Dedik en azından bu çarkların dönmesi için, günlük yaşantımızı kolaylaştırmak için, acil olanları yapmaları için de
yaz tatilinde çalışmaları lazım. Yani eğer bunu da yapmazsa yani Haziran'da tatile girecek ve artık Ekim'deki Ekim'de seçimler var. Bitti. Yok, aslında ben kişisel görüşümdür. Yani bu benim yazda meclisin tatil yapacağını düşünmüyorum. Yani haftada bir de olsa şimdi olduğu gibi salı günleri yasama denetim görevlisi birlikte götürür diye tahmin ediyorum. Nereye kadar? Ta ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar öyle olur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz ama çok merak ediyorum nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız. Evet, bir iş yerleri kapandı, Covid-19 herkesi vurdu, kırdı, geçirdi. Bir de bununla bağlantılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti talihsiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yönden talihsiz, TL sürekli değer kaybediyor. Şimdi böyle bir ortamda zaten ekonomiyi ayağa kaldırmak için çırpınıp bir yerlerde çok fazla bir şey de yapamıyoruz. Bir de TL sürekli değer kaybediyor. Ne olacak o zaman? Şimdi şöyle, tabii yani bu TL'nin son günlerde değer kazanması var. Yabancı paralar, yani 7.30'lara kadar gitmişti, 7'ye doğru aşağı süratlenmeye geldi. Ama yine de belirgin değil, fakat biliyorsunuz bu 2018 döviz krizinde de ne kadar yükselmişti ve bu krizden sonra da, yani yılbaşından sonra da bunun işte 10 lira olacak, 15 lira olacak dediler ama aşağılara, geriye gitmişti. Bu kurların da yani bir yerlere, daha bir gerilere geleceğine inanıyorum ama tabii bu da bu arada hiç göz ardı edilmeden hayatımızı pahalaştıran ve önümüzdeki süreçte de bunun çok bize zararı olacak olan bir durumdur. Çünkü otomatik olarak bugün düşünün ki 6 lira seviyelerindeki dolar 7 lira olmuşsa, burada %15-20'lik bir artış varsa, bu açık ve net olarak şudur: insanlarımız, halkımız özellikle maaşa, maaş bordrolu, bordro mahkumları dediğimiz kesim %20 fakirleşmiştir. Açık ve net. Yani dövizde olan artış onun bütçesine olumsuz olarak etki etmektedir. Çünkü piyasamızda her şey maalesef dövize endeksli fiyat olduğu için bu fiyatlar döviz oranındaki artış oranında artacaktır, pahalılık olacaktır. Sizin aldığınız TL maaş sabit kaldığı sürece siz dolayısıyla burada bir erozyona uğruyorsunuz maaşınız ve siz fakirleşiyorsunuz. Bütün bunları da tabii göz önüne baktığımızda gerçekten önümüzdeki sürecin çok zor bir süreç olacağı aşikardır. Dolayısıyla biz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak işletmelerin nakit akışı bozulan işletmelere ve sermaye yapısını zayıflayan ve bunların güçlendirilmesi gereken işletmelere uygulanacak kredi politikalarının kesin ve kesin 6 ay ödemesiz. Çünkü Temmuz'da aldı bunu, sene sonuna kadar bunu geri ödeyebilecek kapasitesi yoktur. Bu konuyla ilgili bir değişiklik var mı şeyde, hükümetin? Bunları şimdi kaynak meselesidir. O an kaynağı bulmaları lazım. Yani 6 ay ödemesiz ve 36 ay da ödenmek üzere vermek lazım. Yani o kaynağın adresi de bellidir. Evet. Türkiye. Evet. Ama yerel kaynakları da kullanabilirler bu gibi kaynaklarda. Çünkü bu da devletin bir sorumluluğu, aradaki faizi sübvansiye etmedir. Cumhur para geri ödenecektir. Ve devletin burada çıkıp diyoruz ki öyle %9'larla değil, %5-6'larla, yani Kalkınma Bankası da çıktı bugün, dedi ki %10 ile kredi vereceğim. Şimdi zaten %10 krediyi bugün Türkiye Şube Bankaları burada veriyor. Çünkü Türkiye'de 6-7'dir şimdi mevduat faizi, 8'dir. 10 ile veriyor. Bizim yerel bankalardır 12 seviyesinde olan. Dolayısıyla bu yapılandırma faizinin 6 olması lazım en fazla. 6 olması lazım. 6 olması lazım ki bir yararı olsun. Bakanlar Kurulu'nun aldığı şeyde kararların arasında hatırlayabildiğim kadarıyla işte kiraların TL'ye endekslenmesi gibi bir şey vardı. Kur sabitlemesi. Kur sabitlemesi. 2018'de de bu yapılmıştı biliyorsunuz. Ama şimdi zaten kur sabitlemesi de neyi baz alıp da kur sabitlemesi? Geçen yılki örneğin sterlin üzerinden kira ödüyor bir vatandaş. Geçen yılki sterlinin TL karşılığına göre mi sabitlenecek, yoksa işte şimdi işte 8 kusurdur. Tamam, hadi biz 8'de. Yani 6-6.5'tu herhalde şey oranında. Yani bu kriz öncesindeki
kurullara. O rakam çok önemli. Çünkü. Oralarda şey yapılır ama daha bunu tabii konuşuyor. Yasal zeminini bunun bulmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii bu kiracı ilişkilerinde ben duyuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bazı mal sahiplerinin kiracılarına işte ben 2 ayı senden almayacağım. Evet. 1 ayı almayacağım yaygın diye çok var. Örneklerini gördüm. Bakın çok örneklerini gördüm. Çünkü şu gerçektir. Yani burada biz söylüyoruz bunu. Bunu herkes görüyor. Yani bugün bu işlerin %50 oranında düşeceği aşikardır. Dolayısıyla bu virüs öncesindeki işte 10 bin isterlin, 5 bin isterlin, 2 bin isterlin, 1000 isterlin kira bedeli olan dükkanların ansızın boşalacak olursa, yani adam ben bunu ödeyemiyorum diye çekip gittiğinde, bunu verebilecek yeni bir müşteri bulma imkanı olmayacağını mal sahipleri de bunu bilmesi lazım. Evet. Dolayısıyla mevcut kiracısı eğer bugüne kadar da kirasını sadık olarak ödüyorsa, bu günler birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Yani o mal sahibi de ona bir şey yapacak, jest yapacak. Çünkü düşün, ben bu 2 ayı sen kapalı kaldın. Almıyorum kardeşim. Bana kiranı devam et vermeye dediğinde adam onu memnuniyetle zorlansa bile vermeye çalışacak. Doğru. Veya işte ben sana kiranın işte şu kadarını düşüyorum. Yani işte %20, %30 sana indirim yapacağım ama sen çıkma burada devam et dese. Herkes kazanacak. Karşılıklı kazanacak. Ama tabii herkes böyle mi? Herkes böyle değil. Dolayısıyla insanlar da bir şekilde rahat etmek istiyor. Şimdi devletimizin aldığı ilk ekonomik tedbirleri ben ticaret odası olarak biz uygun gördük. Neyi uygun gördük? Dükkanları kapattınız, bütün mali sorumlulukları ötelediniz. Çok güzel. Yapmanız gereken buydu. Adamın çünkü dükkanını kapattın, adam düşünmeyeceydi. Ben ay sonu kiramı nasıl ödeyeceğim? Ben işte taksidim vardır, taksidimi nasıl ödeyeceğim? Veya bir çek kestiydim, mal burada satamadım, dükkanımı açamadım, satamadım. Ben bu karşılığını nasıl ödeyeceğim? Bunları hepsini devlet çıktı ve dedi ki bunlar hepsi ötelenmiştir. Güzel, tamam. Şimdi de işte bu Haziran sonuna kadar, bu Mayıs sonuna kadar bu öteleme yapılmıştır. Dolayısıyla Haziran'da artık bunlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bizim bu 20'siyle 30'u arasında hükümetle tabii ilişkilerimiz ve söylemlerimiz, konuşmalarımız devam ediyor. Bu yapılandırmaları da başarılı bir şekilde başarabilirsek, ekonominin çarklarının dönmesi adına ve insanları batırmak için değil, insanları çıkarmak için bir tedbirler dizisi ortaya koyarsak, bence olabileceğince en az zararla, bak zararsız olmayacaktır bu, en az zararla bu süreci atlatabiliriz. Fakat ben de ümitliyim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. İnşallah böyle devam eder bizim bu virüsle savaşımız ve burasının güvenli ve sağlıklı bir ada olduğunu, kuzeyi, adanın kuzeyi olduğunu gösteririz. Ki buraya insanlar tatil yapmaya, buraya insanlar ev almaya, burada insanlar eğitim görmeye o zaman gönüllü olarak, istekli olarak geleceklerdir. Aldığımız son duyumlara göre İngiltere'de biliyorsunuz birçok Kıbrıslı Türk hayatını kaybetmiştir. Evet. Ve herkes, her şey para değil, ben memleketime döneyim diye orada bir şeyler başlamış şu anda. Konuşmalar başladı. Bu arada bizim bir de her zamandır, her zaman en konuşulan şeylerdir. Bu ülkede yatırım yapana, ciddi para getirip yatırım yapana, bu ülkede gelip ciddi mülk alana, villa alana vesaire alana, belli bir kriterler üzerinde alanlara da direkt otomatik bizim vatandaşlık da vermemiz lazım. Biz sadece vatandaşlıkları işte 10 sene çalışmış olacak, şu kadar yurt dışında tatili, şu kadardan geçmeyecek, onları vatandaş yapıyoruz. Halbuki bugün bütün dünyaya baktığımız zaman öyle ekonomik kriz olan yerlerde insanlar pasaportlarını yatırım yapanlara, ev alanlara o imkanlarını veriyorlar. Bizim de bu avantajları da kullanmamız gerekir bu süreçte diye düşünüyorum. Bey, çok teşekkür ediyorum size. Süremizi nokta alıyoruz. Haber zamanının sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Umarım başka bir programda yine birlikte oluruz İnşallah, sizinle. Tabii, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, haber zamanının sonuna geldik. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz'le birlikteydik. Yarın yine saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde haber zamanıdır deyip Kanal T'yi izlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.